Hoş geldin. Hoş bulduk. Sayın Okan Cihan, sevgili evet. Okan Cihan. Hoş bulduk. Okan özel bir evlat, öyle diyeyim. %98 engelli. Evet. Ben şimdi biraz önce tanıştık ve konuşmaya başladık. O kadar mutlu ki. Yani o kadar mutluluk bana böyle bir enerjisi geliyor böyle. Mutluluk enerjisi geliyor. Teşekkür ederim. İnşaat mühendisisin. Evet. Mezun olmak üzeresin. Evet, son sınıfım. Müthişsin. Teşekkür ederim. Sayfaları dilinle. Evet. Dudak ve dil yardımıyla. Sayfaları öyle çeviriyorsun. Evet. Ağzınla yazıyorsun. Evet. Ve seni okula annen. Annem bugün getirdim. Anneler gündeyiz. Evet. Anne sırtında taşıdı. Evet. Ne, anne deyince ne geliyor aklına? Ne, nasıl tasvir edersin yani, ananı? Annem benim elim, ayağım. Bu hayattaki belki de en büyük destekçim. O olmasa ben belki de bugünlere gelemeyebilirdim. İlkokul ikinci sınıfa gidene kadar tekerlek sandalyem yoktu benim. Ve köyde yaşıyorduk. Yani çamurlu yollardı. İşte bir yerden bire giderken veya evden okula giderken annem beni sırtında getiriyordu. Hayal mi hatırlıyorum o günleri. Daha sonra tekerlek sandalyem oldu. Kaç yaşındaydın tekerlek sandalyem olduğunda? Tekerlek sandalye aldığımda 8. sınıftaydım. O zaman kendi başıma gitmeye başladım bir yerden beri. Anneme daha azıcık oldum ve bu beni çok mutlu etti. O gün belki de benim hayatımın en güzel günlerinden birisiydi. Peki kardeşlerim var evde? Kardeşlerim var. 2 tane kardeşim var. Benden küçükler. Peki anne, onlar diyorlar mı? Anne ya işte hep Okan'la ilgileniyorsun falan. Ya annem öyle bir şey ki sanki ben engel değilmişim gibi hepimize aynı şekilde ilgileniyor. Aynı şekilde. Yani belki de böyle olması benim için daha iyi. Yani böylece kendimi engel hissetmiyorum ben. Farklı hissetmiyorum. Evet, farklı hissetmiyorum. Yani sıradan bir insan gibi yaşıyorum. Sıradan bir insan gibi yaşıyorsun. Evet. Vay, doğru yani. Evet. Ve üniversiteden mezun olmak üzeresin. Evet, şu an son sınıfım. İnşallah mezun olacağım bu sene. İnşallah. Çok İnşallah. Güzel bir şey. Çalışıyorsun. Evet. Dersler nasıl? Notlar nasıl? Dersler zor ama eline geleni yapıyorum. Evet. Başarıyorum. Kitapları nasıl okuyorsun? Kitapları işte masanın üstünde. Masanın üzerine evet, kim koyuyor? Annem mi koyuyor? Annem koyuyor. Kardeşlerim koyuyor. Babam koyuyor. Ne diyorsun? Şu işte matematik kitabını önüme i̇şte koyar anne, mısınız? Anne şu kitabı verir misin? Hangi kitabı oğlum diye işte onu verir misin? Koyuyor önüme. Ben de o şekilde okuyorum. Bilgisayar? Bilgisayar da kullanıyorum. Nasıl? Klavye kullanırken bir kalem yardımıyla kullanıyorum. Mouse kullanırken şu dudağım kenarıyla. Dudağın kenarıyla yazıyorsun. Evet, dudağım kenarıyla kullanabiliyorum. Hani biz bazen hayatta mesela bir gün geçiriyorsun. O gün de seni üzen küçücük bir şey oldu. Ay bir dert ediyoruz. Okan hiçbir şey dert etmiyor karşımda. Evet. Karşımda. Ve annemin sayesinde oldu bu diyor. Evet evet. Yani bu kadar beni neşeli, ayırmadı diyorsun. Evet, bu kadar neşeli mutlu olmam da annemin ve ailemin yani beni ayırmaması, sıradan bir insan olarak görmesi beni çok mutlu ediyor. Peki şunu soracağım Okan, para kazanacaksın şimdi mezun olacaksın. Evet. Neler var, hayallerini konuşalım biraz. Yani Allah'ın izin verirse bu sene mezun olacağım. İnşallah yani hayalim proje yönelmek. İnşaat projesine. Evet, proje ne tip inşaatlar yapmak istiyorsun? Köprü mü, baraj mı, işte ofis mi, ev mi? Ne gelirse yaparım. Evet. Evet. Zaten proje çizmeyi seviyorum. Evet. O zaman ben buradan seslenmek istiyorum. Bütün inşaat firmalarına, öyle değil mi? Evet. İnşaat firmalarına zaten tüm firmalarda ona gerek de yok. Sen zaten çok başarılı bir inşaat mühendisi olarak mezun oluyorsun. Sağ ama %5'lik benim bildiğim kadarıyla bir engelli kontenjanı var. Evet. Tam rakam bilmiyorum, oralarda tahmin ediyorum ama işte şahane bir genç karşınızda. Lütfen kontak kurun, direkt bizimle bana yönelebilirsiniz ve ben sizi Okan'la tanıştırmak isterim. Çünkü hakikaten inşaat firmasının patronları, genel müdürleri size enerji veriyor ya böyle. Çok sağ böyle yanımda bana hakikaten güzel enerji, çok güzel bir şey. Güzel zaten enerji. Beni bütün tanıyanlar aynı şeyi söylüyor. İşte neler üzülüyorduk. Seni tanıdıktan sonra artık küçük şeyler üzülmüyoruz falan diye. Küçük şeyler üzülmüyoruz, evet. Öyle değil mi? Ya ben şu yazma işini merak ediyorum. Evet. Bir yani hani genel anlamda nasıl oluyor o diye. Peki yazayım o zaman, bugün özel bir şey yazayım. Bugün özel. İçinden ne geliyorsa hani ben.
çok süper ya. Süpersin ya. Müthişsin. Gördün mü? Ben şöyle kamerayı tutayım da böyle. Peki. Okan. Anneler gününüz kutlu olsun. Tüm annelerin. Tüm annelerin. Evet. Tüm annelerin. Evet. Özel bir evlat, özel bir anne. Annemiz de burada. Nahide Hanım. Evet, Nahide Hanım buyurun, buyurun, lütfen buyurun. Alkışlarla. Anneler gününüz, anne, anneler gününüz kutlu olsun. Kutlu olsun, şöyle buyurun. Okan'dan size. Şimdi anneler böyle çocuklarını okuttuğu zaman çok gururlu oluyoruz biz, değil mi? Evet. Çocuğum okusun. Ve inşaat mühendisi. Evet Özlem Hanım. Sırtınızda taşıdınız. Sırtımda taşıdım. Yani nasıl anlatayım size? Lise 1'e kadar hep yani, akülü arabası yoktu tekerlekli sandalyeyle. Okullar 3. kat, 2. kat hep sırtımda çıkarttım lise 1'e kadar. Asansörsüz okullardı yani. Ve dedi ki yani her okulda biz ev taşıdık. Her okulda ev taşıdık. Okul nerede ben orada, okul nerede biz oradayız. Okulla niye ev taşıdınız? Yani lise, ortaokul, ilkokuldan yanı kaldı okudum. Sonra Çerkezköy'e geldik, taşındık. Bir ortaokula taşındık. Ortaokulda asansörsüzdü. Yeni bir okul yapıldı, tekrar okula gittik. Asansörlü diye. O asansörlü okulda yani haftanın 3 gün çalışıyordu, 2 gün çalışmıyordu. Sürekli bozuluyordu. Öyle orada ortaokula bitirdi. Sonra lise zamanı geldi, Sebir'e gittik. Okul eski bir okul, asansörlü okul yoktu şeyde, Çerkezköy'de. Bir sene orada taşıdım yine sırtımda. Yani okulda, sınıflara. Sonra yeni okul yapıldı. Lise 2'de oraya taşındık, tekrar ev taşıdık. Yani diyorum ya, okul orada, biz orada. Çok şükür Allah'ıma bugünlere geldi. Ya şahane bir çocuk yetiştirmişsiniz. Ben evet. Ben de bir vatandaş olarak, bir anne olarak, bir insan olarak çok tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim. Çünkü bence en önemli özelliği zekası, inşaat mühendisi evet, olması. Evet. Her şey bir yana. Böyle pozitiflik akıyor çocuğunuzdan. Aynen öyle. Çok pozitif. Zaten onunla konuştum, ben rahatlıyorum. Allah'ım şükürler olsun ki bir evlat yetiştirdim. Size de bir şey... Evet, bu arada sana bir hediye aldım anneciğim. Anneler günü kutlu olsun. Yavrum benim, teşekkür ederim. Evet. Senin benim. Arkamda çiçek bir sefer. Senin yavrum. Evet. Teşekkür ederim oğlum. Her anne özeldir. Evet. Ama kabul edelim, Nahide Hanım daha özel. Ve hiç ayırmamışsınız. Hayır, Okan 3 tane evladım var. Hiç ayırmamışsınız. Evet, evet. Zaten Okan'ı ben 1 sene geç okula verdim. Kız kardeş bundan 1 yaş küçük. Onunla ikisi bir gitsinler, aynı sınıfta olsunlar diye. Onlar kardeşliğiyle lise 1'e kadarı aynı okulda okudular. Kız kardeşiyle. Şu an kız kardeş İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Ha, o da okuyor. Evet, onlar da okuyor değil mi? Tabii ki tabii ki. En küçüğüm lise okuyor. Üçü de okuyorlar çok şükür Allah'ıma. Üçü de pırlanta gibi. Maşallah, şahane. Evet. Maşallah. Eşiniz de size tabii destek oluyor. Tabii ki eşimin çok desteği var. Eşim çok iyi bir insan, Allah razı olsun. Hiç pes etmeye yaklaştınız mı? Hayır, hiç isyan etmedim Allah'a. Hiç isyan etmedim. Nedir o, inanç mı? Size o gücü veren nedir? Tabii ki Rabbim yani, böyle veren Allah gücünü, dermanı veriyor. Gücünü veriyor. Ne bileyim, hiçbir isyan etmedim. Evet. Müthişsiniz. Yani bir sürü, eminim Türkiye'de birçok annemiz var. Özel annemiz evet. Var böyle sizin durumunuz olan. Onların da hakikaten ayrıca tebrik edelim. Hiçbir zaman pes etmeyin diyelim. O güç evet. Güçlü ana olabiliyoruz bir şekilde. Evet, bir soru vardı galiba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Melekleri uzakta aramaya gerek yok. Zaten melek kendisi yanında. Ben Okan'a şunu soracağım. Dışarıda insanlara ne gibi bir mesaj vermek istersin Okan'cığım? Engelli vatandaşlara karşı farklı davranmayın. Yani sıradan bir insan gibi davranın. Çünkü yani ilgi gösterseniz bile biz bundan rahatsız oluyoruz. Hmm. Evet. Yani sıradan bir insan gibi davransanız daha rahat hissediyoruz kendimizi. Evet. Bence çok mutlu bir yayın yapıyoruz. Çok mutlu bir durum var burada. Evet. Hani böyle belki televizyonları başında olan işte ay o Okan engelli. Okan engelli falan değil. Çünkü niye biliyor musunuz? Kafasında evet, değil. Evet. Çünkü kafasında engelli değil. Engelleri evet. Kaldırmış. Hiç kimseden bir farkı olmayan inşaat mühendisi evet. Okan ve onu diğer çocuklarından hiç ayırmamış ve tüm ne fedakarlık varsa hiç yatsımadan yapmış bir anne. Büyük alkış veriyoruz ikisine de. İşte anneler günü. İşte. Anneler günü. Okan gel seni de öpeyim ben. Çok çok tebrik.
Çok çok tebrik ederim. Sağ olun.